Merhabalar sevgili futbol severler, ben Alper Bakırcıgil, hepinize mutlu bir gün diliyorum. TFF 1. Lig'de 6. haftanın açılış karşılaşmasına hoş geldiniz. Ankara Keçiören Gücü, Royal Hastanesi Bandırma Spor'u başkentte konuk ediyor. Bandırma Spor'un 11'i şu anda görüntüye geliyor. Yedeklerle birlikte Ankara'da soğuk sayılabilecek bir hava var. Parçalı bulutlu, çok bulutlu bir hava ama son derece futbol oynamaya elverişli bir sıcaklık. Zemin güzel, suni çim. Aktepe Stadyumu'nda bakalım Keçiören Gücü ile Royal Hastanesi Bandırma Spor arasındaki mücadeleden nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Bandırma Spor'un sahaya diziliş sistemi de ekranlarınıza yansıyor. 4-2-3-1 oyun sistemiyle sahaya yayılacaklar. Ankara Keçiören Gücü'nde bugün eksiklikler dikkat çekiyor. Özellikle Adevale, Hasani, Mustafa, Bilali ve Dinaliba gibi yabancı oyuncularının yanı sıra Fatih bugün kadroda yok. Yine hem de sahaya diziliş sistemiyle aktaracağım. İki takımın da yapısını Volkan Bayarslan mücadeleyi yönetecek. Yardım ve artık önemli karşılaşma başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Süleyman, Famusakone, baskıya geldi kaptan Hüseyin. Bugün biraz kaleci Metin'den de bahsetmek istiyorum sizlere sevgili futbol severler. Gerçi takip eden izleyicilerimiz. Mert döndü kalecisine. Metin, oyuncular değişse de sistem hiç değişmiyor. Keçiören Gücü takımında Okan'a da son derecede isabetli bir pas geldi. Soner çıktı savunmadan. Soner yaptı ortayı. Mehmet Yiğit vuramadı. Famusakone dışarı gidiyor. Çok önemli bir atak. 5. dakikada Ankara Keçiören Gücü'nden ama Metin gerçekten müthiş bir uzun top attı. Sonrasında Soner orta. Mehmet Yiğit dokunamıyor. Pote out'a gitti top. Ayağına son derece hakim bir file bekçisi Metin. Soner orta yerden ceza alanına. Bırakmıyor savunma. Atak devam edecek Keçiören Gücü'nde. Uzaktan şut. Harika vuruş Süleyman'dan. Gökhan son anda çıkardı. Kimsenin beklemediği bir an. Kaptan Süleyman Ongun müthiş vurdu, çok sert vurdu. Gökhan son anda kornere gönderiyor. Havada döndü top. Açı daraldı, döndü geriye. Yerden çıkartılan top. Ceza alanında tehlike. Barış ve topu alardı. Barış attı. Keçiören Gücü 1-0 önde. 14. dakika ama yani dakikalardır ayağı öyle güzel oynadı ki Ankara Keçiören Gücü sonrasında Barış'la 14. dakikada golü buldu. Büyük sevinç var. Ev sahibi ekip de işte Abdülkadir. Böyle baktı ceza alanına. Cem açı daralınca geriye oynamayı tercih etti. İçeri çıkartılan top savunma dokunamıyor. Sağ ayağının içiyle Barış topun gelişine uzak köşeye gönderip 5'in yuvarlağı takımın önüne geçiriyor. Feyyaz yaptı ortayı. Şimdi vuruş geliyor ama Lendel'den çok zayıf. Uygun bir pozisyon. Çok zayıf vurdu Lendel. Del Valle ceza alanının dışına. Soner baktı kaleye. Sol ayak şut, asfaltla dışarıda. İyi vurdu. Sert vurdu. Asfaltla dışarı gitti Soner. Görüntüye geliyor Soner. İşte sol ayak kontrol, ardından vuruşu geliyor. Kaleye yakın mesafeden top out'a gitti. Mor beyazlı ekipte yine iki stoper ceza alanı içerisinde. Mert ve Samet. Barış Alper, Famusakone de onlara eşlik ediyor. Kafa vuruşu geldi. Son anda savunma çıkartıyor poteyle. Ardından vuruş dışarı gidiyor Barış Alper. İkinci gole yaklaşıyor Ankara Keçiören Gücü. Giden çıkar. Önce pote çıkarttı. Ardından Barış Alper vurdu. İşte pozisyon. Bu kafa pote. Seken top Hüseyin'den Barış Alper Yılmaz. Out'a gidiyor. Şimdi Feyyaz. Karşılan Abdülkadir. Del Valle. Jonathan Del Valle. Aldı topu önüne. Baktı kaleye. Sert gönderdi. Dışarı gidiyor top. İki değişiklik birden Ankara Keçiören Gücü'nde. Kone çıkıyor. Dodo oyunda.
Tahir de oyuna girecek. Ankara Keçiören Gücü'nde Pote. Serbest vuruşu Bandırma Spor kullanma hazırlığında Lendel kullandı. Erkan Taşkıran. Mehmet Yiğit. Mehmet uzun mesafeli gönderdi. Pote'nin olduğu noktaya. Pote aldı önüne. Vurdu ama dışarı gitti top. Out. Önemli bir pozisyon. Royal Hastanesi Bandırma Spor adına. Beraberliği yaklaştığı an kurnik ekibin Pote'nin vuruşu dışarı gidiyor. İşte pozisyon. Pote böyle vurdu. Az farkla dışarı gidiyor top. 4 değişiklik yapmış oluyor. Royal Hastanesi Bandırma Spor. Artık son bölümlere giriyoruz. 87. dakika. Erkan Taşkıran topun gerisinde. Volkan Bayarslan da dikkatle oyuncuların eşleşmesini izliyor. Erkan Taşkıran kullandığı poteye doğru sekti ama vuruş gelmiyor. Çok önemli pozisyon. Savunmada Fırat çıkmıştı ama dokunamıyor topa. Fırat ekranda. Çabuk atak şansını da sol kanattan değerlendirmek istiyor ev sahibi ekip. Soner gitti. Soner rakibinden sıyrıldı. Lendel'den. Soner Dodo içeride Tahir'le birlikte. Soner girdi ceza alanına. Soner kaleye vurdu, auto attı. İçeride Tahir ve Dodo. Top isteyen iki arkadaşıydı ama o kendisi denedi. Auto. Kayıp zamanda da son dakika içerisindeyiz. Erkan Taşkıran. Uzun oynuyor Erkan. Pot hareketleniyor. Sekti top yerden. Kaleci çıktı Metin. Ama son anda Mert girdi araya. Metin zamanlaması yanlıştı. Pote kaleye gönderdi. Mert çevirdi. Abdülkadir. Sağ kanada doğru. Ogün. Bir kez aldı topu Ogün. Dodo uzak noktada. Ogün kendisi gidiyor. Sırlamadı rakibinden. Berat'ta kaldı top. Doğancan. Doğancan ve faul. Konuk takım adına Erkan Taşkıran topun gerisinde. Bütün atlarıyla geldi bordo beyazlılar. Serbest vuruş işareti şimdi geldi. Erkan yükseltti kafa, savunmadan artık gözler Volkan Bayarslan'a dönüyor. Lendel çevirdi ama pasta isabet yok. Çok az adam var savunmada, iyi çıkabilirse büyük tehlike. Keçiören Gücü için ama yapamadılar bunu. Erkan Taşkıran poteye doğru pas hızlı. Pote koşuyor. İki rakibi karşıladı onu. Pote top dışarıda. Taçta Ankara Keçiören Gücü'nün ve 90 dakika bu kadar diyor Volkan Bayarslan. Haftayı 1-0'lık skorla 3 puanla kapatıyor Ankara Keçiören Gücü. Maçın sonucu Ankara Keçiören Gücü 1, Royal Hastanesi Bandırma Spor 0 ve golü hatırlayacağız. Cem böyle sakladı, çıkarttı geriye, Uğur çevirdi, savunma uzaklaştıramadı. Barış Alper topun gelişine sağ ayağın içiyle net bir plaseyle uzak köşeden ağları görünce bu gol maçın da skorunu oluşturdu ve Ankara Keçiören Gücü zorlu maçta Royal Hastanesi Bandırma Spor'u 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini de almış oldu.